her şeyini halen daha saklıyorum. Lady'nin yeri burasıydı. Şuradan atlayıp Lady'yi nasıl çalmışlar? Kamera kayıtlarına bakınca gerçekten çok şaşırdım. Lady, seni çok özledik. Ne olur gel. Kamera kayıtlarını incelemek için site yöneticisine başvurdum. Site yöneticisine gittiğimde köpeğimin çalındığını gördüm ve gözlerim doldu. Tel örgülerden şahıslar atlamış bir kişi. Diğer bir kişi de dışarıda beklerken köpeğimi kucaktan kucağa alıp kaçmışlar. Bütün kamera kayıtları falan var. Yine polislere falan bildirdim. Polisler yakalama çalışmalarını tamamlamış. Şu anda şahıslar yakalanmış. Ve adliyede yapılan çalışmalarda ben kendim bizzat gördüm. Şahıslar tutuklanmış. Ama köpeğimden hala bir haber yok. Bir umutlan köpeğimin bulunmasını bekliyorum. Maddi değerinden çok manevi değeri fazla vardı. Doğum günü hediyem olarak gelmişti kuzenimden. Şu anki mali değeri tam olarak 25 bin lira. Bir daha kimsenin yanına gitme, tamam mı? Kimseye inanma, tamam mı kızım? Seni buradan çaldılar. Gördün mü? Seni bir etle kandırdılar köpeği. Köpeğim bulundu, çok sevinçliyim. Çok şu an huzur doluyum, içim ferah. Köpeğim bulunduğundan dolayı. Köpeğim bulunmadan önce uyku uyuyamıyordum. Sürekli dışarılara bakıyordum, Lady gelecek mi, gidecek mi diye. Ama sonunda kavuştum Lady'me. Çalan şahıslardan iki kişi tutuklanmıştı. Suçu sadece bir kişi üstlenmiş duyduğuma göre. Bir kişi de dışarı çıkmasına rağmen köpeği getirmiş. Ben evde yoktum, anneme teslim etmiş. Hakkınızı helal edin falan filan demiş. Köpeğimi ilk gördüğümde o bir senelik süreç böyle gözümün önünden geçti. Dedim Lady'me kavuştum. Değil. Köpeğim yasaklı ırk olarak geçiyor. Çok uysal, çok cana yakın, çok insancıl olduğu için çaldılar köpeğimi. Saldırganlıkla hiçbir alakası yok. Tamamen uysal yani. Özellikle Zeynep çok mutluluk yaşadı. Sürekli bahçedeydi. Gece 11'e kadar Lady ile beraber kaldı. Jiletli tel çekeceğim tellerin üstüne. O şekilde önlem alacağım.